Geçmişin kıyısında, yalanlar arasında duruyorum tek başıma. Gerçeğin pususunda, bir yağmur sırasında ağlıyorum bir başıma. Zorum kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum, bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi. Zorum kolay mı benim derdim, dünyaya derin mi sonum, bilinmez hikaye bilse benim ne gelir mi. Evet. Değil mi teyze? Mahkum yakınınız mıydı? Hayır. Morga kadar eşlik ettiğinizi görünce garipsedim. Şey, arkadaş yeni başladı da morgun yerini bilmiyor. Hayırlı olsun. Biz sizinle hep burada görüşüyoruz. Bir gün de dışarıda görüşmek isterim. Tabii benimle beraber yemek yemek isterseniz tabii. Tabii, memnuniyetle. Çok isterim. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Benim yanında yaptığım muhabbet de içi bilgisiz. Sana yazıyor ya. Şş, babamın yanında böyle konuşma. Ha? Sen de boş değilsin. Hiç tipim değil. Aa, neymiş senin tipin? Teyze, bakın şimdi o kasadaki her şey çok önemli olabilir. Yani onlarla masum birinin hayatı kurtulabilir. Bunu yapabiliriz. O kadının kızını nereden tanıyorsun sen? Bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım ben. O kadına da, kızına da günahımı da vermem Nisan. Sen de daha iyi aile kızlarıyla görüş bence. Öyle bir kadının kızıyla değil. Nilgün teyzeciğim, Efruz öyle bir kız değil gerçekten. İyi bir insan. Ayrıca bunu Reşat amca için yapıyoruz gibi düşünün. İstemez misiniz katilin kim olduğunu öğrenmek? Kasadakileri alırsak katilin kim olduğunu öğrenebiliriz. Buradaki görevli yemeğe çıkacaktı. Biz de babamı uyandırıp hemen çıkarırız buradan. Sen kadavrayı nasıl koyacaksın? Ben de yemeğe gidiyordum. Siz çıkın. Arkadaş yardım eder bana. Yeni mi başladınız? Bugün benim ilk günüm. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben yerleştiririm. Arka salmış bir iki maşa at bir şey yap.
Sar şöyle güzelce. Sağ ol. Tamam canım. Seda, ne oldu canım? Net aramadı hala. E sen ara. Aradım anne. Telefonu kapalı. Yoldadır hayatım. Endişelenme artık. Ya niye çıkardım adamı hala? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama bir an önce çıkarmazsan babam donacak. Doktor hanım, siz hala burada mısınız? Şey, küpemi düşürmüşüm de bulamıyorum bir türlü. Siz yemeğe geç kalmayın, gidin. Ben bulurum. Bembeyaz yapmışsın suratımı. Bir ton koyusu yok mu bunun? İsterseniz biraz ağırlık süreyim bence. İyi böyle ama. Anne Mete seni aradı mı? Beni niye arasın kızım? Sen ulaşamadın mı? Bir de sen arar mısın? Tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı mı hala? Şarjı bitti herhalde. Dikkat etsene biraz. Çok pardon Seda Hanım, çok özür dilerim. Sedacığım, sakin ol artık. Doktor hanım, kader de hep bizi karşı karşıya getiriyor. Evet. Hasta neden sizi götürüyorsunuz? Hasta bakıcı yok mu? Yemekteler şu anda. Aa, izin verin o zaman ben size yardım edeyim. Yok yok, ben alışkınım. Yok, rica ederim. Ne demek? Size yardım etmek benim için bir zevk. Ne zaman yiyoruz yemeği? Bu hafta çok yoğun. Haftaya olabilir mi? Tamam. Sabırsızlıkla bekleyeceğim o zaman. Ben de. Çok peki, sağ olun. Peki, hoşça kalın. Hoşça kalın. Anahtar nerede bulamadım. Reşat nereye koydu bilmiyorum. Ama kasadan hemen almam gereken şeyler var. Normalde kasayı size teslim etmem için gerekli izinleri almam lazım. Ama Reşat Bey hatırlı müşterilerimizdendi. Ölümüne hepimiz çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ama yine de kasayı açmamıza izin verirsiniz değil mi? Evet. Madem bu kadar aciliyeti var içindekileri, ben de bu seferlik prosedürleri sonraya bırakacağım. Buyurun. İzin verirsen yalnız açmak istiyorum kasayı. Tabii, pardon. Affedersiniz. İyi de bugün gidemeyiz artık. Çok geç oldu. Tamam. Tamam, ararım ben. Tamam. Yardım et. Yardım et. Sadece yakalandım yine. Bir şey anlamadım.
yapmadı değil mi? Yok, hayır, yardım etti sadece. Hadi baba. Bir isteğiniz var mı Seda Hanım? Yok, çıkacağız zaten. Aa, yeter artık. Bırak şunu. Bak, bu eline daha çok yakışıyor. Anne, ben Mete'ye ulaşamıyorum. Aramadı hala. Kızım, bu kadar sözden, organizasyondan sonra nikahtan vazgeçeceğini düşünmüyorsun değil mi? Anne, bilmiyorum ya. Uf, nerede o zaman? Niye gelmiyor? Buradan alacaktı beni. Bir saat kaldı nikaha. Sedacığım, Seda lütfen rahatla artık. Bunları gelince sorarsın. Eminim çok geçerli bir sebebi vardır. Baba. Hadi başardık baba, hadi. Baba uyan artık. Niye hala kendine gelmedi? Bilmiyorum. Baba. Kadim. Telefonunu. Sanırım bunu arıyorsun. İçinde Reşat'ın notlarını aldığı, hesaplarını yaptığı bir ajanda var. Evet, galiba bu. Çok teşekkür ederim. Kim olduğunu bulur bulmaz bana söyleyeceksin. Tamam, söyleyeceğim. İlk size söyleyeceğim sözü. Çok teşekkür ederim. Bu halde bırakıp gidersen seni asla affetmem Mete. Asla. Seda, yeter artık. Ağlayıp makyajını bozma. Anne, yeter artık ya. Yeter. Mete gelecek değil mi? Biz evleneceğiz. Mutlu olacağız. Beni artık bunlarla kandırma, yeter. Gelmiyor işte, terk etti yine beni. Kızım, şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Sakin ol artık. Anne, sakin falan olamıyorum ben artık. Sakin olamıyorum ben. Seda, bak, eğer Mete gelmezse, bu bir oyunsa, senden önce ben çıkacağım karşısına. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Niye açmıyorsun? Efendim, Buket, Mete'ye ulaşamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Gitti mi düğün mekanına, haberin var mı? Seda Hanım da aradı bir saat önce. Güzellik salonunda bekliyor Mete Bey'i. Şu anda orada olmaları lazım. Tamam. Adresi yolda bekliyorum ben. Çekil abla, çekil. Kadim. Hadi baba. Uyan artık. Ne durumda? Nabzı çok düşük. Ya içeride siyah bir çanta olacak sehpanın altında. Bir baksana. Baba. Baba. Baba, hadi kendine gel artık. Evet evet. Bir doz daha yapacağım. Bu ayda olması normal mi? Nereden bileyim ben? Her gün birini ölü gibi göstermeye çalışmıyorum ki. Merak etme.
misin? Yaparız, merak etme baba. Soğuk. Can mı açık ne? Hemen bir battaniye getireyim hemen. Yine Azrail'i yendin Kadir. Kızım neredeyiz? Güvende şimdi. Çok soğuk. Efendim? Hemen ısınacaksın, merak etme. Hemen ısınacaksın. Rus. Şükürler olsun. Kadir. Hadi benim gitmem lazım. Tamam. Efe. Teşekkür ederim. Sıcak bir şey var mı? Hemen çay yapayım, hemen. Belki direkt nikah dairesine gelecek. Hadi kalk, biz kendimiz gidelim. Niye? Bir de orada mı rezil olayım? Hı? Böyle gelinliğimle ortalarda mı kalayım? Geldi işte. Ne işin var senin burada? Mete'yi görmem lazım. Mete yok burada. Mete'yi görürüm. Dur, dur diyorum sana. Sen burada. Mete. Neden geldin? Mete nerede? Bir şey sormam lazım. Mete. Evlenmemize engel olmak için geldin değil mi? Evet, onun için geldim. Ama önce bir şey söylemem lazım. Nerede? Hayır, engel olamayacaksın. Bu sefer engel olamayacaksın Nisan. Seda nerede? Bak, engel olamayacaksın. Neden bunu yapıyorsun? Neden Mete'nin peşini bırakmıyorsun? Neden mutlu olmamıza izin vermiyorsun? Neden? Defol git buradan, defol. Ay, Seda. Seda. Seda, 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 ne oldu? Düştü. Nasıl düştü? Oy kızım. Ben yapmadım, bir şey yapmadım. Sen ittin, öldürmeye çalıştın. Ödeteceğim sana bunu. Sen ittin kızım, sen ittin. Canım, ödeteceğim sana. Bunu ödeteceğim. Kızım, canım, yalvarırım. Nesi var, ne oldu? Ne oldu? Merdivenden düştü. Hamile. Durun lütfen, durun. Giremezsiniz. Kurtar onu yalvarırım, kurtar. Allah'ım yalvarırım, kurtar onu yalvarırım. Bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok, gerçekten delirmiş gibi üstüne saldırdım. Yalancı! Sen ittin kızımı, sen ittin. Ben bir şey yapmadım. Ben bilerek bir şey yapmadım, kazaydı. Nasıl düştüğünü bile anlamadım ben. Bırak masum kız tavırlarını. Yılan sen! Hey, hey, tamam. Sırf Mete'yle evlenecek diye öldürmeye kalkışmaya kalktın. Hey, yeter! Yeter! Sakin ol! Merdivenden düşen hanımefendinin yakını siz misiniz? Benim. Doktor bey ilgileniyor. Siz de bu sırada kayıt işlemlerini halledin lütfen. Tamam. Bunların hesabını vereceksin. Hapishaneye yeter dedim. Öldüreceğim seni. Nadide, sen iş için bir marketle görüştüm diyordun. Aramadılar mı daha? Yok, aramadılar. Ama Aylin bir ilan görmüştün. Lokantada servis elemanı arıyorlarmış. Oraya da bir bakacağım. Sen gel de bana yardım et önce. Yemek yapmayacağım anne. Servis yapacağım. Olmaz. Yemek yapmayı bilmeyen servis de yapamaz. Hem yarın öbür gün evlenince ne yapacaksın? Kim yapacak yemekleri? Ne evliliği anne? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? E canım, nasıl, evlenmeyeceksin mi? İyi. Evlenince de gelip sen de yeriz. Olmaz mı? Olmaz. Kocan laf eder sonra. Demez o bir şey. Kim demez? Kız yoksa biri mi var? Yok canım. Kim olacak anne, sen de?
Kim bu ya böyle alacaklı gibi? Faruk Efendi buyur. Ne vardı? Nerede o İsmail Şeref size? İsmail yok dışarıda. Benden günah gitti artık. Çıkarın bütün eşyaları. Defolup gitsinler evinden. Çabuk. Nereye çıkarıyorsunuz eşyaları? Niye çıkarıyorsunuz evden bizi? Niye diye soruyor musunuz bir de? Aylardır bedavaya oturuyorsunuz evimde. Hay Allah. İsmail ödemişti kirayı ama. Ne ödemesi yahu? Bugün yarın diye oyalıyor beni. Arıyorum telefona da cevap vermiyor artık. Hay Allah. Acele edin oğlum. Çıkarın. Nereye götürüyorsunuz ya bunları? Yapmayın. Çıkarın. Yapmayın. Durun dur. Nereye götürüyorsunuz? Yapmayın. Faruk Efendi ne yapıyorsun? Biz nereye gider? Nerede kalırız? İsmail size bir yer bulsun artık. Bulabiliyorsa. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Faruk Efendi bizim bu kadar yıllık hukukumuz var. Yapma gözünü seveyim ya. İsmail hukuk mu bırak? Çıkartın oğlum. Kızım koş git babanı bul. Koş. Nadide. Faruk Efendi. Taşıma. Fırla oğlum fırla. Ya yatırdı parayı. Var mı haber? Yok kimse bir şey söylemedi daha. İyidir tabii. Amacına ulaştı. Kızımın en güzel gününü mahvetti. Ne işin vardı? Niye geldin? Evlenmenize mani olmak için geldi. Niye gelecek? Bakın sizinle konuşmuyorum ben. Tamam mı? Nisan'la konuşuyorum farkındaysanız. Kızım içeride can çekişiyor bu yılan yüzünden. Sen hala onunla mı konuşuyorsun? Bakın Yüksel. Hüsat'ın ajandasını buldum ben. Onu sana getirmeye gelmiştim. Nasıl? Nevin Hanım'la ben buluştum. Beraber gittik kasadan aldım. Kızım nasıl? Seda iyi mi? Durumu iyi, merak etmeyin. Ay, şükürler olsun. Bebek nasıl? Doktor Hanım'la görüşebilirsiniz. İçeride sizi bekliyor. Sağ ol. Canım çok korktum. İyisin değil mi? İyiyim anne. Ağrım var sadece biraz. Normal. Ucuz atlatmışsınız. Sizin de oğlunuzun da verilmiş sadakası varmış. Oğlum mu? Oğlan mı? Bilmiyor muydunuz? Bakın kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bu bebeğin kalp atış sesleri mi? Evet. Bundan sonra daha dikkatli olmalısınız. Ani hareketlerden, yukarıya uzanmaktan, buna benzer riskli hareketlerden tamamen vazgeçiyoruz, tamam mı? Tamam. Ev işlerini de babaya bırakıyoruz. Tabii, ben ne gerekiyorsa yaparım. Faruk Efendi yapma. Öderiz biz sana borcumuzu. Boşuna dil dökme Fatma Hanım. Sabrım bitti artık benim. Uğraşamam sizinle. Bırak onu. Efemin bunlar. Faruk abi. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Sana ne oluyor kardeşim? Borçları var bana. Sen mi ödeyeceksin? Ödeyeceğim. Ödeyeceğim al. Üstümde bu kadar. Hepsini ben ödeyeceğim sana. Burak, dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bu para faizine yetmez. Gelsene sen şöyle abi. Gel. Geç. Sana ödeyeceğiz dedik değil mi abi? Bak bana bir hafta müsaade et. Ben halledeceğim tamam mı? Şimdi üstümde bu kadar var. Burak, senin hatırına bir hafta süre veriyorum. Ama o zaman da ödemezlerse benden günah gitti kardeşim. Tamam halledeceğim ben. Al sen git bunları. Çocuklar!
Yürüyün hadi. Annem. Tamam halledeceğiz biz. Sen sıkıntı yapma kendine. Tamam. Hadi gel eşyaları taşıyalım. Nisan, sağ yersiz misiniz? Evet benim, niye? Bizimle gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda şikayet var. İfadenizi alacağız. Ne şikayeti? Seda Akar'ı öldürmeye teşebbüs etmişsiniz. Öldürmek mi? Yanlışlıkla oldu. Ben bir şey yapmadım. Merdivenden düştü. Tamam, bunları ifadenizde anlatırsınız. Bir dakika. Ortada bir yanlış anlaşılma var Memur Bey. Çünkü olay gerçekten bir kaza. O kaza falan değildi. O itti kızımı. Gözlerimle gördüm. Yanlış görmüş olmalısınız Hüseyin Hanım. İnsan öyle bir şey yapacak biri değil. Girin. Girin Seda'ya sorun, kızıma sorun. Aa, bakın hayır Nisan. Kızımı da torunumu da öldürmeye çalıştım. Nisan sana. Böyle bir şey yapacak biri değil. Seda Hanım da ifadesini alacağız zaten. Gerçek neyse ortaya çıkar. Buyurun biz gidelim. Hadi. Sen nereye? Nisan'ın peşinden gidersen Seda da kalkıp gelir. Bu çocuk düşerse bunun tek sorumlusu sensin. Ah İsmail, boyun posun devrilsin değil mi? Mete'den aldığı parayı da yemiş. Ev sahibine vermemiş yani. Mete abi duyunca çok kızacak. Sakın Nadide. Mete'ye söylemek yok. Burak, Mete'nin haberi olmayacak, tamam mı? Tamam Fatma teyze, sen üzülme, söylemeyiz. İyi de bu kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Bir yolunu buluruz. Kredi çekeriz. Ah İsmail, ah. Karınla kızını düşürdüğün duruma bak. Yatacak yeri yok bu herifin. Efendim? Evet benim. Evet evet başlayabilirim bugün. Sağ olun. Hayırdır? Kimdi o? Geçenlerde bir markete başvurmuştum iş için. Bugün gelip hemen başlayın diyorlar. Duydun mu anne? İşe başlıyorum. Bütün borçlarımızı ödeyebileceğiz. Ya ne gerek var? Nerede çalışmana? Ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin Burak? Senin de kazancın belli. Ya kredi çekeceğiz dedik ya işte. Krediyi ödemeyecek misin? Benim de 3-5 kuruş katkım olur. Hep beraber öderiz. Ben de dikişe başlarım yine. Ne yapalım? Öyle işte. Ya baba. Kusuruma bakmıyorsun değil mi? Gitmek zorundayım. Seni böyle bırakıp gitmek hiç içime sinmiyor ama. Ya sen beni düşünme. Sen işine gücüne bak. Tamam. Görüşürüz. Ha, Efruz. O anahtarla ilgili bir şey öğrenebildiniz mi? Evet. Reşat'ın bankadaki kasasına aitmiş. Ne bekliyoruz o zaman? Gidip o hayatımızı karartan herifin canını... Dur. Hayır. Bu şekilde gidemezsin. Dinlenmen lazım. Hem resmi varisi olmadan kasayı açamıyoruz. Resmi varisi de karısı galiba. Onu henüz bulamadık. Efruz, ben var ya. O herifin kim olduğunu bir öğreneyim. Merak etme. Cezasını çekecek. Hem Efe de aynı adamların peşinde. Zaten kendimden başka bir de Efe'ye güveniyorum. Sözünün yarı çocuk. Mangal gibi de yüreği var. Bana da çok yardım etti. Olmasaydı seni asla hastaneden çıkaramayacaktım. İnsan onun yanındayken kendini güvende hissediyor. Ben gerçekten çok geç kaldım. Görüşürüz. Güle güle. Sen Seda'yı odasına çıkar. Ben güzel bir çorba yapayım. Ay yok anne, ben odama çıkmak istemiyorum. Şimdi orada kapanıp kalmayayım. Tamam o zaman, sen şöyle uzan, ben bir devresim getireyim. Dikkatli ol. Ah.
İyisin değil mi? İyiyim. Sen de sevindin mi oğlumuz olacağı için? Sağlıklı olsun da. Önemli olan o. Ben ona çok iyi bakacağım, hiç merak etme. Eminim. Artık insan hapishanede olduğuna göre bize zarar veremeyecek. Seda, bence sen Nisan'ı haksız yere suçluyorsun. Haksız mı? Mete, sen bana inanmıyor musun? Beni öldürmeye çalıştı diyorum. Beni, oğlumuzu. Nisan öyle biri değil. Birini öldürmek falan, Nisan böyle şeyler yapmaz. O zaman kıskançlıktan kendini kaybetti. Biz evleneceğiz diye deliye döndü zaten. Yaptığı her şeyi bu evliliği engellemek için yaptı, biliyorum. Zaten başarılı da oldu. Nikahı kaçırdık. Senin derdin bu mu? Evlenmek. Tamam, o zaman ben nikah memurunu buraya getireyim. Evlenelim. Ama bir şartım var Seda. Suçlamanı geri çekeceksin. Nisan orada hapis falan yatmayacak. İstersen evlenelim. Yaklaşın. Lütfen. Bir dakika lütfen. Tamam. Bebeğim iyi misin? Neler oldu, anlat çabuk. Anne söyledim telefonda. Seda merdivenden düştü, annesi suçu bana atıyor. Aklını mı kaçırdı bunlar? Bir şey oldu mu peki? İyi mi Seda? İyi iyi ama şey... Bebek biraz... Bilmiyorum işte, dikkat etmesi gerekiyormuş bebeğe. Ölseymiş keşke. Ölseydi Nisan buradan nasıl çıkacaktı? Kızın hayat boyu hapiste kalmasını mı istiyorsun? Allah korusun. Tamam, bu kadar yeter. İfadesini almamız lazım. Nisan. Canım. Canım, sana mis gibi sebze çorbası yaptım. Hadi güzelce iç. Ne oldu? Ağrın mı var? Ne düşünüyorsun o zaman? Mete'yi... Mete hep bir oğul olsun isterdi. Bebeğin erkek olduğunu öğrenince... Ne bileyim işte... Belki yine eskisi gibi oluruz diye umutlandım. Ama o yine Nisan'ın peşinden gitti. Anlaşılan bu bebeği senle benden başka umursayan yok. Kayınvalideni arasana. Neden? Onlara torunlarının oğlan olacağını söyle. Eminim bundan sonra onlar da umursayacak. Hadi. Şuna bak Mazhar. Küçücükmüş, çalışıyormuş. Baksana şuna. Aa, bir dakika. Biz bu tarihte İsviçre'deydik. Mete kayak yapıyordu. Biz İsviçre'de tatildeyken o çalışıyormuş. Hem çalışıp hem okumuş, biliyor musun? Ama buna rağmen birincilikle bitirmiş okulunu. O zorluklar içinde mücadele ederken biz rahat rahat yaşamışız işte. Leyla, ne olur suçlama kendini artık. Bilmiyorduk ki. Yani kim tahmin edebilir böyle bir şeyi? Biliyorum seni teselli etmeyecek. Ama en azından bak şunu biliyoruz ki... Fatma Hanım ona kendi çocuğu gibi bakmış. Fakir olmalarına rağmen hiçbir şeyini eksik etmemiş. Yani mutlu ve huzurlu bir hayatı olmuş. Bu da bir şey. Doğru söylüyorsun ama yine de benim yanımda olsaydı... Mete ile birlikte büyüseydi. Evet, keşke. Keşke böyle olsaydı. Ama ne olur sen bunları düşünüp artık üzme kendini.
Yapamıyorum Nazlı, yapamıyorum. Düşünmeden duramıyorum. O kadar çok acı çekiyorum ki. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Leyla Hanım. Efendim. Şey, Seda Hanım arıyor efendim. Şu anda kimseyle konuşmak istemiyorum. Şey, sabah da aramıştı da tekrar arayınca belki önemli bir şeydir diye getirdim ama. Tamam canım. Efendim Seda. Leyla Hanım, merhaba, nasılsınız? İyiyim. Niye aramıştın? Ben bugün bir kaza geçirdim. Nikahı ertelemek zorunda kaldık. Ha, geçmiş olsun. Mete yanında değil mi? İlgileniyor seninle. İlgileniyor. Tabii ki ilgileniyor. Hastanedeydik zaten. İyi. Hemen bıraktıklarına göre önemli bir şey yok sanırım. Ben de şu anda pek müsait değilim. Sonra konuşuruz. Hastanede bebeğin cinsiyetini öğrendik. Neymiş? Erkek. Bir erkek torununuz olacak Leyla Hanım. Leyla Hanım, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Duydum Seda. Tebrik ederim. Çok sevindim. Teşekkürler. Biz de çok sevindik. Ben hemen size de haber vermek istedim. Teşekkür ederim. İyi yapmışsın. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Meşgulsünüz sanırım. Konuşuruz yine. Hoşça kalın. Ne dedi? Nasıl karşıladı? Önce bir soğuk davrandı. Ama sonra bebeği duyunca yumuşadı. Onu kendi tarafına çekmeyi başarırsan karıyı içten fethedersin. Erkekler anne sözü dinler. Torunum erkekmiş. Demek ki bunun için aramış seni. O kıza hiç güvenmiyorum. Baştan beri hiç kanım ısınmadı. Hele bu olayları öğrenince, Mete'yi baştan çıkarttığını duyunca iyice soğudum kızdan. Evet, öyle ama artık Mete'nin eşi olacak. Torununun da annesi. Sıkarlarsa, çok yorarlarsa hemen bırak işi, tamam mı? İlk günden işi mi bırakayım? Bana vereceğin öğüt bu mu? Bırak tabii. Öyle borcu falan düşünme, ben hallederim. Ne sıfatla? Ne sıfatla? Yani erkek adamın sıfata ihtiyacı olmaz. Yani Zeynep adamıyız. İyi o zaman, bana şans dile. İyi şanslar, hayırlı olsun. Sağ ol. Ha, alacağım seni akşam, tamam mı? Nisan nasıl? İyi mi? Karını kızımdan uzak tutarsan daha iyi olacak. Söyle onlara. Kızımla uğraşmayı bıraksınlar artık. Avukatla görüşmeye gidiyoruz. Buna gerek olacağını sanmıyorum çünkü ben Seda ile konuştum, o şikayetini geri alacak. Teşekkür beklemiyorsun umarım. Kızımın hayatını mahvettin. Nisan'ı rezil ettin. Burada olmasının tek suçlusu sensin. Tamam Sür. Şikayeti geri çekerlerse Nisan'ı çıkartırız hemen. Hadi. Uzun sürmesin. Sen. Nisan. Çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Sen bir şey yapmadın ki. Benim yüzümden geldi bunlar başına. Yok. Sen bir şey yapmadın. Sen hepimizden daha masumsun. Mete'den, Seda'dan, hatta belki benden bile daha masumsun. Ben yine de onun kadar iyi yönetemedim. Evet, doğru söylüyorsun. İyi yönetemedin. Onların işi bu zaten. Yıllarca beni ayakta uyuttular ya zaten. Bir daha da geri getirmeyeceğim. Haberin olsun.
Adını söyle. Kimmiş? Bilmiyorum. Ajandayı aldım. Sana getirmek için yola çıktım, sonra kendimi burada buldum. Bilmiyorum. Ajanda nerede şu an? Çantamın içinde, polisler aldı. Ancak buradan çıkarken bulabileceğiz. Bakamadım içinde, tamam. Ne yapayım? Tamam, tamam. Sen merak etme. Buradan çıkacaksın. Seda şikayetini geri alıyor. Şikayetini geri mi alıyor? Ömrü boyunca burada kalmam için elinden gelen her şeyi yapar diye düşünüyordum ben. Nasıl ikna ettin? Ona yıldırım nikah sözü verdim. Mete mi geldi? Yok yok, sipariş verdim, sen uyu. Leyla Hanım, Asa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, haber vermeden geldik ama Seda kaza geçirdim deyince bir gelip görelim dedik. Ah, tabii tabii, buyurun, Seda içeride dinleniyor. Buyurun siz. Seda, kızım, bak Leyla Hanımlar geldi. Buyurun lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bunu yapmayacaksın değil mi? Başka çarem yok. Seni burada bırakamam. Ama bitti. Her şey bitti. Ajandayı buldum. İçinde yazıyor katilin kim olduğu. Sen ajandada ne yazdığını bilmiyoruz. Belki de hiçbir şey yok. Ama sen söyledin. Sen söyledin onun içinde yazıyor diye. Öyle olduğunu umut ediyorum. Belki de hiçbir şey yazmıyor. Tamam, o zaman ajandaya bakana kadar Seda'yı oyalayabilirsin. Canım. Ben Mete olduğumdan beridir Seda'yı oyalamaya çalışıyorum. Ama o seni de bebeği de riske atıyor. Ben bunu göz alamam artık. Tamam. Git o zaman. Tamam, git Seda'yla evlen. Git çocuğu kurtar, git Seda'yı kurtar, gel. Beni kurtar buradan. Sen? Sen ne zaman hayatını yaşayacaksın? Mucize. Büyüyüp de adam olacak işte. Ya doktor da bugün öyle söyledi. Yaşaması bir mucize olmuş. Biz o kadar ciddi bir şey olduğunu düşünmemiştik. Kazayla mı ilgili? Vallahi Seda da torununuzla bugün öldürülmeye çalışıldı. Siz bunun için ciddi bir şey değil diyorsunuz. Kim? Ya kim böyle bir şey yapabilir? Nisan. Ne? Nisan beni merdivenlerden itti. Olamaz böyle bir şey. Ya Nisan karıncayı bile incitmez. Belli ki Mete ile evleneceğini duyunca kıskançlıktan gözü döndü. Az kalsın bebeğimi kaybediyordum. Allah korusun. Risk hala devam ediyor. Doktor uzun süre istirahat verdi. Tabii, doktor ne dediyse sen onu yap, dinlen. Geçmişin kıyısında, yalanlar arasında duruyorum tek başıma. Gerçeğin pususunda, bir yağmur sırasında ağlıyorum.